İyi akşamlar. Söz Meclisten Dışarı programı başladı. Bu akşam son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden kira artışları, konuttaki fiyat artışı ve bununla ilgili beklenen yasal düzenlemeler üzerine sosyolog Faruk Özcan'la birlikte bu konuyu masaya yatıracağız. Özellikle Sayın Özcan hoş geldiniz. Evet, özellikle COVID sürecinde inşaat ruhsatları biraz yavaşladı. Son dönemde aslına bakarsak COVID sonrası üniversitelerin açılışıyla bir anda öğrencilerde barınma sorunu üzerine bir algı operasyonları yapıldı. Sonra o kadar büyük sorunların olmadığı konuşuldu. Ve bugün geldiğimiz noktada banka kredilerindeki düşüşe rağmen konuttaki fiyatların artışının durdurulamadığı, özellikle Sayın Bakan'ın açıklamasıyla yeni alternatif konut yapılabilmesi için önerilerin ve çalışmaların sürdüğü bir ortam içerisindeyiz. Evet, buyurun değerlendirin. Vallahi hakikaten Sayın Çınar, son yıllarda ülkemizin en önemli öncelikli konulardan biri haline gelmiş olan konut mevzusunu masaya yatırmak üzerinde gerçekten ciddi çalışmalar yapılması gerektiği aşikar. Belirttiğiniz pandeminin hakikaten konut sektörüne çok önemli etkileri oldu. Öncelikle bizim evden beklentimiz değişti. Artık hani bir noktada özellikle büyük şehirlerde gece sadece konaklanan yerler bir nevi otel haline gelmeye başlayan konutlar pandemiyle birlikte her anını, her santimetre karesini verimli kullanmamız gereken, çıkamadığımız durumda içinde hayatımızı devam ettirebileceğimiz unsurlar bulunması gereken bir olmazsa olmaz unsura dönüştü. Burada evlerden beklentilerimiz son derece arttı. Müstakil yaşama olan teveccühün artması, birim metrekarede daha az konut çıkması nedeniyle daha fazla fiyatların yükselmesine sebep oldu. Ama burada isterseniz hani önceki programlarımızda ne diyorduk biz? Siyasal propagandanın anketler üzerinden değil de artık projeler üzerinden yapılması gerektiğini, ülkemizin proje siyasetine adım atmasının birçok kazanımları olabileceğinden bahsetmiştik. Burada da isterseniz ikisini birleştirip bunun nasıl olabileceğini bir somut örnek olarak az önce sizin belirttiğiniz konut sorunu üzerinden değerlendirebiliriz. Burada neden konut sorunu? Çünkü oy verme çağındaki herkes kültürel bir hedef olarak ev sahibi olmayı ülkemizde oldukça değerli bir kültürel hedef olarak değerlendirir. Burada hatta atasözlerimize bile yansımıştı. Ahirette iman, dünyada mekan diyen bir neslin evlatlarıyız. Burada tespitleri doğru ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Bir de burada geçtiğimiz aylarda okuduğum ve beni okur okumaz çok etkileyen ama daha sonra kaydetmediğim bir tweet vardı Sayın Çınar. O da diyordu. Yani anne ve babama çok imreniyorum. Hem iki maaşla hem ev hem yazlık hem araba nasıl almışlar diyen bir hanımefendinin adeta konuyu özetleyen bir çığlığı söz konusuydu. Tam da bu noktada şuraya girelim mi? Lütfen. Türkiye'de özellikle 2002 milat kabul edecek olsa TOKİ eliyle iktidar aslında konut sorununa büyük bir nefes aldırdı. Çünkü TOKİ 1984'te kurulan 2002 yılına kadar 18 yılda sadece 75 bin konut yapabilen bir TOKİ ve COVID sürecine geldiğimizde 2002 ile 2020 yılları arasında 18 yılda 1 milyon 100 binin üzerinde konut yapan bir TOKİ. Rahatlamayı getirmişken son 3 yılda o rahatlamanın devam ettirilemediğini, çıta yükseldiği için mi bu sorun doğdu? Farklı nedenler mi var? Yani devlet eliyle de insanların daha kolay ev alabileceği bir ortam veya ilk söylemde 2002'lerde adı işte Avrupa'daki Amerika'da örneğiyle morguç falan dendi ama bizim Türkiye özelinde tutmadı. Onun yerine insanlar işte 5 yıl önce krediyle ev alanlar gelinen noktada çok komik bedeller ödeyerek kiranın bile altında bedel ödeyerek ev sahibi oluyorlar. Evet. Ama geldiğimiz noktada eli ayağı düzgün bir evi aldığınızda onun aylık kredisi bir maaşın çok çok üzerinde. Bu noktada 5 yıl önce ev, araba alabilmek daha kolay gözükürken şu an hayale dönüşmeye başladı. Ve bunun temelinde dünyadaki ekonomik dengeler, Covid vesaire mi etkili, Türkiye'nin iç dengeleri mi etkili? Bunu birlikte değerlendirelim. Sayın Çınar, yani saydığınız seçeneklerin aslında hepsi doğru cevap. Hani
5'ten çok seçenekler birini seçmeyelim. Çünkü hepsi doğru. Ama burada tek tek neden doğru olduklarına baktığımızda, evet, dünyadaki konjonktürel değişiklikler başta Covid olmak üzere konut fiyatlarına ülkemize yoğun bir şekilde etki gösterdi. İşte Navlun krizi sonrasında ülkemize devir cevherinin gelmesinin zorlaşması, işte ulaşımda yaşanan krizler, akaryakıt fiyatlarının artması sonrasında maliyetlere bunların etki etmesi, inşaat malzemelerinde özellikle parasal genişleme sonrasında yaşanan enflasyon beraberinde ülkemizde de inşaat maliyetlerinde çok büyük bir artışa sebep oldu. Hani somut örnek verecek olursak, hani siz de söylediniz, 5 yıl öncesinde ev almak kolaydı, şimdi bir hayale doğru dönüşüyor dediniz. Bunun nedenlerini somut koyalım. 2020 Mart ayında mesela demirin tonu 3200 liraydı. Ama 2022 yılına geldiğimizde bu 18 bin liraları gördü. Aynı şekilde betonun tonu 200 liralardaydı KDV dahil, şimdi 1000 liralara doğru gidiyor. Bakınız kaç kat kendini atlamış olan, arttırmış olan inşaat malzemeleri söz konusu. Tabii ki bunun konut fiyatlarına maalesef yansımalarını görmek kaçınılmaz. Ama beraberinde getirdiğimiz bu süreçte, evet, pandeminin yoğun etkileri var ama bize özgü olan bazı sıkıntılar da peki, yok. Peki bu noktada bütün bu fiyat artışları falan gidiyor ama ev sahiplerinde bir fırsatçılık var mı? Veya işte devlet kredi oranlarını düşürdüğünde bazen aynı gecesinde 2 saat sonra artan fiyatlarda bir fırsatçılık var mı yok mu? Veya hakkıyla bu işi yapanlarla fırsatçılar, yani azınlıkta da olsa fırsatçıların yaptığı o algı üzerinden alın teriyle bu işi yapan kurumsal firmalarında yumruk yediğini mi söyleyeceğiz? Sayın Çınar, hakikaten sorunuz kendi içinde kıymetli bir cevabı da barındırıyor. Evet, burada ben size diyemem ki bu işi kimse yanlış yapmıyor deme olanağım söz konusu değil. Ama yanlışların niteliğine ve sıklığına baktığımızda burada hani burada evet müteahhitler, konut üreticileri olarak ön planda olmaları nedeniyle eleştirilen kurum merci olarak görülüyor ama bizde konut satışını yapanlar sadece müteahhitler değil Sayın Çınar. Burada ikinci el daire alıp sonra satanlar var, sonra yatırımcı olan kesimler var. Bunlar temelden girer, projenin bitmesine doğru satışını yapar. Bu yatırımcılar da aslında bu artışları yapıyor olabilir. Bir de sektöre yeni girmiş... Bir de altın günü yapar gibi ev satanlar vardı. Onlar da patlayanlar da oldu. Onların sektörü zararı ne oldu? Sayın Çınar, şimdi ben o sektörü 2018 yılından itibaren yoğun bir şekilde incelemeye çalışıyorum. Burada ülkemizde adeta konut sektörünün dinaması haline gelmiş olan bir konut kredisi gerçeği var. Ülkemizde özellikle çift maaşlı, dar gelirli insanlarımız konut kredisiyle ev almaya doğru gidiyorlardı. Ama tek çiçekle bahar olmaz bakımından, finansal alternatifleri geliştirmek bakımında ben sizin dediğiniz firmaları inceledim. Bunlar içerisinde çok tekrar kıymetli. Hatırlatalım. Altın günü yapar gibi ev günü yapan firmalardan bahsediyoruz. Doğru, doğru. Yani ama işte konut sektörünün canlanması için bizim inovasyona ihtiyacımız var Sayın Çınar. Finansal inovasyon bağlamında da konut kredisine alternatifleri geliştirmemiz lazım. Bu çeşitliliği sağlamak sektörün daha rahat insanlarımıza konut sağlayabilmesi bakımından önemli. Evet, burada bazı firmalar geçen yıl yanılmıyorsam 2021 sonunda yapılan düzenleme sonrasında yaklaşık 50'nin üzerinde bu firmaların sayısı artmıştı. Şimdi 6'ya düştü yanlış hatırlamıyorsam. Bir banka kurarcasına BDTK altına, güvence altına alınmaya başlayınca, hı hı, 100 milyon diye bilince 100 milyon sermaye ödenmiş sermaye sanırım şartı geldi. Her şube başına 1 milyon olması lazımdı. Tabii ki her sektörün düzenlemeleri yapılmasına ihtiyacı var. Mesela 2019 yılında da müteahhitlik sektörüne bir düzenleme getirdi hükümet. Ve artık her müteahhitin bir sınıfı var ve bir müteahhitimiz bir parselde o sınıfının izin verdiği inşaatın üstünde inşaat yapamıyor. Dolayısıyla sektörün düzenlenmesi, hele devlet elinin düzenlenmesinden kaçmak yanlış olur. Bu düzenlemelerin gerekliliklerini her kurumun yerine getirmesi lazım. İsterseniz şu işi ete kemiğe büründürelim. Lütfen. Bursa'da yaşıyoruz. Bursa üzerinden gidelim. Evet.
Bursa yaklaşık yıllık 50 bine yakın nüfus artan, yani her yıl yeni bir İzlik ekleniyor Bursa'ya. Evet. Bu da beraberinde yeni ev ihtiyaçlarını doğuruyor. Özellikle bu noktada alınması gereken ruhsat alınır alınmaz ertesi gün bina bitmiyor. Tamam. Bazı müteahhit bunu 3 yılda bitiriyor, bazısı parası var 6 ayda bitiriyor. Bu noktada COVID süreci ve öncesiyle Bursa'yı bir değerlendirdiğimizde, Bursa yapı stoğu noktasında nerede, yeni ruhsatlandırmalarla beraber ihtiyacın karşılanması noktasında arz talep dengesi ne durumda? Yaşadığımız, ekmeğimizi kazandığımız Bursa'mıza hakikaten pozitif ayrılık yapıp masaya yatırmak gerçekten önemli. Belirttiğiniz üzere Bursa yılda ortalama 51 bin civarında nüfusu artan bir şehrimiz. Ama nüfus büyüklüğü bakımından hane halkı büyüklüğüne de burada özellikle bakmamız lazım. Bursa'daki hane halkı büyüklüğümüz 3.24 kişi şu an. Hane 2020. Halkı büyüklüğünden kastettiğiniz nedir? Hane halkı bir dairede yaşayan ortalama insan sayısı. Yani bu da yaklaşık çekirdek aile. Evet, burada da bir azalma söz konusu. Bursa'mızın özeline baktığımızda bir dairede yaşayan ortalama insan sayımız şu an 3.20. Burada bir de şeye de bakalım, hani demografik yapılar her yıl değişiyor. Bu çerçevede yalnız yaşayan, tek başına yaşanan haneler de söz konusu. Evet, bakın 3.24'lük bir ortalamamız var ama Bursa'daki yaşayan, Bursa'daki dairenin %15.74'ü tek kişinin yaşadığı daireler. Tabii bunu açarken şunu açmak gerekiyor. Bir, ben 18 yaşını doldurdum, ayrılacağım diyenler. İki, ben memuriyete başladım ya da iş yaşantısına başladım. Evlilik yaşı uzuyor. Yani daha geç yaşlara doğru kayıyor. Bu noktada yani bunu da açarken sadece evden 18 yaşını dolduranlar ayrıldı anlamında değil de. Sanırım buna iki parametre daha ekleyebiliriz. Maalesef boşanmalar sonrasında da tek kişilik hanelerin arttığını görüyoruz. Bir de yaşlı nüfus içerisinde de tek başına yaşayanlar da bu kategoriye giriyor. Ya bu kategoride hem hane halkı yaşayan sayısını ortalamayı düşünürken konut ihtiyacını da artıran gerekçelerden kesinlikle, bir tanesi. Kesinlikle, tek başına. Örneğin ortalama nüfus artışı çerçevesinde baktığımızda bizim her yıl sadece tek başına yaşayanlar için Bursa'da 8.045 daireye ihtiyacımız var. Sonra kalanlar için de her yıl ortalama 13.307 tane. Yani 8.045 daire eşittir tek başına sevgili izleyenler tüm harmancığın nüfusu. Köyleri çok dahil. Doğru. Somutlaştırmak kıymetli. Tek başına yaşayanlar dışında da Bursa'da her yıl 13.300 tane daire olmak üzere toplam bizim yılda 21.352 daireye ihtiyacımız var. Yeni daireye ihtiyacımız var. Tabii bu arada da yapı stoğunda eski binaların yıpranması, 1999 öncesi yapılan binaların sağlamlık sorunundan dolayı adına ister kentsel dönüşüm diyelim, ister yenileme sürecine girmesi gerekiyor. Tam da bu noktada COVID ile beraber bu yeni ihtiyacı karşılamak için yeni binaların yapılması gerekiyor. Dolayısıyla belediyelerden ruhsat alınması gerekiyor. Ruhsat konusunda ne durumda Bursa? Vallahi hakikaten bir ülkede, bir ilde inşaat sektörünün nabzını belirttiğiniz biz inşaat ruhsatlarından ölçebiliriz. Bursa'mızdaki inşaat ruhsatlarının gelişimine baktığımızda 2014 yılında yaklaşık 34 binli yıllık inşaat ruhsatının Bursa'da alındığını görüyoruz. Yani tekrar altını çizelim. 2022 Bursa'sında yaklaşık bizim ortalama 22 bin yeni konuta ihtiyacımız varken 2014 verilerinde 34 bin ruhsat alınıyor. Yani aslında arz fazlası bir yapılanma var. Doğru. Bu, yani hatta bugünle kıyasladığımızda yaklaşık 8 yıl öncesindeki arz fazlası var. Peki günümüze doğru geldiğimizde mesela 2015 yılında bu rakamın 28 binlere geldiğini görüyoruz. 2016'da 38 bin ama 2017'de de çok enteresan bir nokta var. Aslında ortalamadan çok sapan, yükselen bir nokta. 2017'de 70 bin tane ruhsat alındığını görüyoruz. Ama şimdi bu bir anda iki katına yaklaşık niye artıyor? Orada sevgili seyircilerimizle şeyi paylaşmamız lazım. Ülkemizde o dönem bir merkezi kanun çıktı. Öncesinde büyük şehirlerin İmar Kanunu geçerliyken tip imar kanunu dediğimiz ulusal imar kanuna geçildi ve orada işte bodrum katlarda olsun, dublekslerde olsun emsallere bir sınırlama getirildiği için çok yoğun bir şekilde 2007
17 yılında yoğun bir şekilde inşaat ruhsatı kesinleyecek. Yani ruhsatı almış olalım sonra yaparız. Aynen. Azıcık bir ruhsat balonunun oluştuğu bir yıl olduğu için orada 70 bin lira rakam görüyoruz. Tekrar söylerseniz 2017 yılında Bursa için ruhsat balonu oluştu. Aynen öyle. Gerçek evet. anlamda bir sizin de söylediğiniz almış olalım hazır olsun bağlamında çok yoğun ruhsat alındığı bir yıl oldu 2017. Ama bakınız 2018'e geldiğimizde ruhsat sayılarının 21 bin rakamlara düştüğünü görüyoruz. Ama işte pandeminin birçok etkisi olduğunu biz kabul ediyoruz. Ama inşaat sektörünün azıcık krize girmesi pandemiyle başlamadı Sayın Çınar. 2019 yılında bakınız inşaat ruhsatlarımız yılda 8 bin lira rakamlara düşmüş durumda. Özellikle 2018 Ağustos'unda hani hatırlarsınız. Burada tekrar açalım. 8 bin aslında tek başına yaşayanların Bursa'daki ihtiyaçlarını karşılayacak rakamken bu 8 bin Bursa ihtiyacının çok altında kalıyor. Arz talep dengesinin bozulmaya başladığı yıl kırılma 2019. Kırılma yılı. Sonra 2019 yılının ardından 2020'de pandemi sürecinde bu sayı evet, 2020 yılıyla birlikte Mart ayında pandemiyle birlikte evde kal çağrıları sonrasında hatta bizim şantiyeleri bile çalıştırmakta zorlandığımız özel izinlerle ancak şantiyelerin çalıştırmasını sağladığımız 2020 yılında ancak 16 bin tane inşaat ruhsatına dairelik inşaat ruhsatına izin verildiğini görüyoruz. Ama 2021 yılında bakınız bu rakam şu an daha da 15, geriye düşüyor. Evet 15 bine düşüyor. Yukarıdaki rakamları hatırlayacak olursak bizim Bursa'da ortalama nüfus ihtiyacı için bile 21 bin daireye ihtiyacımız var. Yani buradan var. Çıkan sonuç 6 bin daire 2021 rakamlarıyla eksik olarak asgari dengesi zaten geriden geliyor. Kesinlikle ekonominin vazgeçilmez kurallarından bir tanesi. Bir şey azalınca ister istemez fiyatı artıyor. Dolayısıyla bizim burada, Bursa'mızda yeni imarlı alanların acilen açılması ve kentsel dönüşümün çözümlenip söylemden eyleme geçmesine çok yoğun bir şekilde ihtiyacımız var. Özellikle kentsel dönüşümde Yıldırım'da çok hızlı bir başlangıç. Özgen Başkan zamanında da sonrasında bugün de yapılmak istendi ama kentsel dönüşümde şöyle bir sorun var. Adam kendi ilinden çıkıp gelmiş. O anda işte örnek veriyorum hisseli parselle 100 metrekare yer almış. Biraz da taşmış. Yarısı 25-30 metrekaresi de kaçak. Kazara 4 katlı bir yer dikmiş. Bugün satıyorum dese 600-700 bin lira yapmıyor. Ama yere kalkıyor deniyor ki ben sana 2 daire vereyim. Bugün 2 daire belki 2,5-3 trilyon yapacak. Milyonunu yapacak. Ama adam diyor ki ya benim aileyi dağıtırsam, benim oğlanlar ya gelinler de okumadı. İyi kötü asgari ücretle bir yerde kazan kaynayınca dört ev devam ediyor. Ama ben bunu sadece parasal olarak ölçtüğümde, iki daire aldığımda bu benim işimi görmüyor. Yani onun için ya bana dört daire ver ya ben burada yaşayayım denilen, müteahhit için cennetten köşe istiyor dediği, sosyolojik olaraksa adamın ailesini korumaya çalıştığı bir, yani her iki tarafında haklı olduğu bir denge nedeniyle bir türlü kentsel dönüşümün hızlanamadığı bir algı. Yani Bursa özelinde de bu böyle, diğer illerde de bu böyle. Nasıl aşacağız bunu peki? Vallahi Sayın Çınar, hakikaten sektörün tıkandığı noktalardan birini dile getirdiniz. Biz kentsel dönüşümü konuşmaya başladığımızda muhakkak sizin bu haklı itirazınızı hatırlatanlar oluyor. Ama burada acaba sadece bu kentsel dönüşümü tek yapılma yönü daireye daire şeklinde midir? Bu da kıymetli vatandaşlarımızın evet bir ömür çalışarak elde ettikleri birikimleri oluşturan o apartmanı haklı olarak değerini kullanmak istiyor. Saygı duyuyoruz buna en fazla. Ama burada daireye daire verecek şekilde yapılacak bir kentsel dönüşüm yerine acaba değer bazlı bir kentsel dönüşüm düşünülemez mi? Bakınız Bursa'da bunun güzel burada örnekleri de var. Burada soruş nerede? Genelde müteahhitler para yok. Yani değerini verip adam gittiğinde para bağlamış oluyor. Yok onu Sayın Çınar. Gelin biraz açayım mı ben bunu açın, isterseniz? Burada hani değer bazlı kentsel dönüşüm dediğimizde efendim bu masayı bir müstakil ev gecekondu olarak düşündüğünüzde şunlar meyve bahçesi olsun, burada arsa olsun, şurada da evimiz olsun. Eğer biz değer bazlı dönüşüm yapacak olursak bunların hepsine bir ekonomik değer hakkını teslim edip sizin evinizin şu anki değeri şudur. Bitirdiğimizde de bir dairenin değeri budur. Siz şu an
bir dairenin şu kadarına kadar sahip olabilirsiniz. Ya da o sizin bahsettiğiniz kendisi ve 3 çocuğu için 4 kat yapmış olan, taban alanı sadece 90 metrekare olan ve buradan ben 4 tane daire istiyorum diyen kıymetli vatandaşımıza değer bazlı dönüşüm yaptığınızda zaten evinin değerinin başka yerde 4 tane daire alma olanağını size sağlayacağım dediğinizde o insanımıza farklı bir ufuk Benim anladığım şuydu, açabiliyorsunuz. yani değeri bu. Al paranı, o zaman o değerle farklı bir 4 mahalle aşağı kaydığınızda aynı değerde 4 katlı yer de alabiliyorsunuz. O Veya alternatiflerden bir burada tanesi. yani direkt parayı verebilme, adamı bekletmiyor. Çünkü burada özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümlerde sık sık şunu yaşadık. İşte 2 yıl kira garantisi, 2 yıl doldu. Evet, Ama evet. müteahhit artan fiyatlarla dengeyi oturtamadı. Binalar da yıkılmış durumda. Bir taraftan bina bitmiyor, öbür taraftan gelinen şartlarda müteahhit devam ederse batma aşamasında, ama evini verdiği için de 2 yıldır kira yardımı alan adam hem kira Evet. fiyatları artmış, yeni yardım alamadığı için de ortada kalmış. Değil mi? Bunun maalesef Bursa'da da acı örnekleri oldu. Bunlar son dönemde yavaş yavaş toparlanıyor. Ama içinden geçtiğimiz süreçte bizim belki daha kolay kentsel dönüşüm yapabileceğimiz doğru örneklere Bursa'da çok ihtiyacımız var. Bu anlamda bizim kentsel dönüşümün üzerine daha fazla düşünmemiz ama burada kamunun da ön plana çıkması, vatandaşla belki görüşmeleri kamunun yapması. Çünkü vatandaşla müteahhitin konuşması noktasında az önce siz bir veciz ifade kullandınız. Hani cennetten arsa istiyor adeta kıymetli vatandaşlarımız. Bütün bir ömrünü vererek elde ettiği evlerinin karşılığında. Bu onlara göre kuşkusuz haklı olabilirler kendi içinde. Ama bunun bir matematiği var, bunun bir maliyeti var. Burada bunların sağlanmasında vatandaşla görüşme, uzlaşma görüşmelerinin yapılmasında belediyelerimize kıymetli görevler düştüğü kanısındayım. Tabi burada şu da var, kentsel dönüşümü yaparken kat karşılığı yaptığında kat artırarak para kazanmak zorunda, ama katı artırmanın hemen yanı başındaki okuldaki öğrenci kat Değil mi? sayısını da artıracağı, Çok doğru, çok doğru. otopark sorunu, yoldan geçecek araç sayısındaki artış, trafik sorunu ve pek çok beraberinde aslında diyelim ki işte 5000 metrekarelik bir alanda yapılan bir değişikliğin pek çok yan etkileri var. Evet. O yan etkiler üzerine de çok fazla hazırlığımız yok gibi görünüyor. Yok, var mı? Bunu birlikte de. Aslında olabilir Sayın Çınar. Hani illa ki böyle gelmiş olan böyle gidecek değil. Sizin söylediğiniz son derece doğru. Emsali attırdığımızda gelen ilanın nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak. Dediğiniz gibi okullarda sınıf mevcudunu Okulu, artmasından, kreşi. sağlık ocağında sıra beklemeye kadar birçok yolda, trafikte zaman kaybetmeye kadar getirdiği olumsuzluklar var. Ama bizim önceki kentsel dönüşüm örneklerimiz neydi? Parsel bazındaydı. En İlk yap. iyisi, aynen. En iyisi ada bazındaydı. Ama niye biz bölgesel kentsel dönüşümü masaya yatırmıyoruz? Hani kendi içinde etapları Tabii o zaman olsa da yaptığımızda bölgeden sağlık yapalım. ocağını, okul derslik sayısını, yeni yapılacak bina sayısı oranında tüm altyapı dengelerini yeniden hesabının yapılabileceği, hatta %10 rahatlamanın yapılabileceği, nefes alan Bina parkları, bahçeleri yoğunluğunu azaltıp planlanabileceği bir algı. yeşil yoğunluğunu artırabileceğimiz, yeşil Bursa'yı gerçekten küllerinden doğurtabileceğimiz bir kentsel dönüşüm sürecini söylemden eyleme geçirmek mümkün Sayın Çınar. O yüzden sadece bunun birazcık masa başı kısmını güzel yapmak lazım. Her sosyal kesimden insanların olduğu, insanlarımız da mümkün olduğunca kendi mahallelerinden kopmaya teşvik etmeden değeri kendi içinde üreterek belki içine katma değerli inşaat unsurlarını yerleştirip onların yapımıyla diğerinin elde edilmesine dönük finansal inovasyonlara izin vererek, proje yarışmaları yaparak, kendi içinde finansman olanaklarını sağlayıp kıymetli vatandaşlarımızı mahalle dokusundan koparmadan orada özlediğimiz kentsel dönüşümü yapabiliriz Sayın Çınar. Peki anladığım kadarıyla metropollerde bir yapı stoğu sorunu var. Peki Türkiye'de yapı stoğu fazlası olan
şeylerimiz yok mu? Vallahi aslında tartışmalarda gözden kaçırılan noktalardan bir tanesi. Evet, herkes konut açığının olduğu, haklı olarak gayrimenkul fiyatlarının arttığı, kiraların arttığını dile getiriyor ama sanırım gözden kaçan noktalardan biri o. Her ilimizde bunun aynısının olduğunu biz söyleyemeyiz. Burada hem ortalama nüfus artışı bakımından hem de son 5 yılda gerçekleşen en yüksek konut artışı nüfus artışı bakımından olsun hem de en az nüfus artışının gerçekleştiği yıla baktığımızda bile her halükarda konut fazlasını oluşan illerimiz var. Bunlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Adana, Adıyaman, Ağrı, Aydın, Balıkesir, şaşırtıcıdır. Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, hakikaten sayabilirim. Bu illerimizde biz konut fazlası olduğunu görüyoruz. Ama burada önemli nokta işte genç yapımı 1999 öncesi yapılan yapılar mı? Genç yapımı değil Sayın Çınar. İllerimiz göç veriyor. Göç verdiğinde de nüfus artışı diğer metropol illerde olduğu gibi değil. Dolayısıyla nüfus artış hızının düşmesi sonrasında aslında mevcut yapı stoğu oradaki konut ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu da sadece yapının niteliği nedeniyle bir sıkıntı yaşanıyor. Bu illerimizde bizim genç derken onu kastettim özür yani. O yüzden bizim bu illerimizde kentsel dönüşüme yönelmemiz gerekiyor. Mevcut yapıyı toplumsal beklentilere ve tabii ki deprem gerçeğimize uyumlu hale getirmemiz gerekiyor Sayın Çınar. Peki burada özellikle hane halkı sayısının altını çizdiniz. Türkiye'de gördüğüm kadarıyla hane halkı sayısının en küçük olduğu metropol İzmir. Doğru. Metropol anlamında evet. Metropol anlamında İzmir. Bu 2.91 3'ün altında yani Bursa'nın altında. Bunu yani önümüzdeki yıllarda da işte boşanma sayısının artması, evlenme yaşının ilerlemesi, çalışma hayatına giren gencin ailesinden ayrı yaşama isteği göz önüne alındığında isterseniz son programı toparlama cümleleri olarak buradan devam edelim. Bu denge nasıl şekillenecek? İzmir özelinde bu durum nasıl? İşte Bursa'da 3.25'lerden İzmir durumuna düştüğünde yapı açığı katlanırsa ne olur? Vallahi hakikaten öncelikle sanırım en doğrusu gerçekten il bazında bu işleri planlamak. Evet biz 2017'de örneğin tipi imara geçtik ama bakınız burada imardan tutun da ülkemizin konut ihtiyacını tartışmaya varıncaya kadar aslında bizim bunların merkezini her il özelinde yeniden konuşmamız, anlaşmamız lazım. Mesela İzmir'i verdiniz. Ortalama hane halkı büyüklüğü 2.91. 2.91, 3'ün de altında. Ama tek başına yaşayan insanlar için de sadece İzmir'de 7000 daireye ihtiyaç var. Ama tezat bir gene metropol örnek vereyim müsaadenizle. Şanlıurfa. Hane halkı büyüklüğü İzmir'in iki katı neredeyse 5.25. Hatta geçen hafta örnek vermiştik. Evet. 2 milyon nüfusa karşılık 300 bin çocuk. Değil mi? 0-4 yaş grubu. İzmir'in 4 milyon nüfusuna karşılık 270 binler civarında nüfus artışından bahsetmiştik. Dolayısıyla o farkı Urfa'daki hane halkı sayısındaki yaşayan sayısındaki yükseklikle de görmüş oluyoruz aslında. O yüzden bizim bu konuda yapacağımız düzenlemelerin hepsinde hani kıymetli çalışmalar kuşkusuz oluyor ama Ankara'dan illerimize bakmaktan ziyade ildeki SDK'lar, akademik odalar, yerel yönetimler, kıymetli valiliklerimizin hepsinin birlikte masada buluşacağı toplantılarla bunları değerlendirip her il özelinde yeniden çalışmalar yapmamız gerektiğini inanıyoruz. Evet. Peki şunu sorayım. Buna bakarken işte geçtiğimiz haftalar arasında konuşurken hep siyaset üzerinden de her ilin kendi özel dengesi var. Hani her ilin kendi barajı var dediğimiz gibi aslında her ilin yapı stoğu beklentisinde de metrekareden tutun ilin soğukluğuna sıcaklığına varana kadar bir farklılık var. Veya işte şunu çok konuşuyoruz. İşte
Türkiye'nin her ilinde yatırım aşağı yukarı neredeyse Türkiye'de OSP'si olmayan il kalmadı. Ama aslında OSP'yi açmak demek oraya nitelikli iş gücünü bulabilmek anlamına gelmiyor. Asla, maalesef. Nitelikli iş gücü oluşmayınca da büyük fabrikaların gitmediği, yine göçün durdurulamadığı bir tablo ortaya çıkıyor. Aslında bunu da dengeleyerek, hani bir şey yapılsın diye yapılan değil, işte oraya OSP kurulsun diye değil, üniversitelerde yeni bölümler açılırken açılsın diye değil, o yörenin şartlarına göre. Ama işte Sayın Çınar, hani her ne kadar bu tür konuları yerelde konuşmak gerektiğini belirttiysem de bir devlet aklıyla merkezi planlamanın da olmazsa olmaz olduğunu siz verdiğiniz örnekle ortaya koydunuz. Gerçekten ülkemize bir bütün olarak bakıp bazı bölgeleri bazı konularda uzmanlaştırıp nüfusu yönlendirmelerini ona göre yapmamız gerekiyor. Gerçekten OSB her ilde olmalı mı? Gerçekten üniversite her ilde olmalı mı? Gerçekten her ilde aynı sektörlere yatırım yapmalı mı? Burada illerin de uzmanlaşması. Yani işte tam da bu noktada dediğinize bir yorum getirmek isterim. Özellikle üniversiteler üzerinden. Her ilde üniversite olmalı ama şu. Lütfen. İşte nedir? Kars'ta Türkiye'nin en iyi büyükbaş hayvancılık veterinerlik bölümü. Çok doğru. Kars'ta olmalı. Çok doğru. İşte nedir? Bursa'da Türkiye'nin en iyi ziraat fakültelerinden birisi olmalı ama Görükle'ye sıkışıp kalmamalı. Karacabey, Kemalpaşa ilçelerimizin kalbinde ya da Yenişehir'in kalbinde benim yüksek bu okullarımın pilot bahçeleri ve uygulamaları sahada olmalı. İşte Türkiye'nin her eline beden eğitimi bölümünü açıp 10 tane voleybolcu, 10 tane güreşçi hiçbir branşta başarı gösteremeyeceği bir tablo yerine işte Türkiye'nin en iyi güreşçileri, örnek diye veriyorum, Kocaeli Karamürsel yetiştirdiği için veya Antalya güreşin kalbinde olduğu için burada olsun. Değil işte mi? Voleybolda bir başka ilde olsun ama hepsinden azar alalım deyip hiçbir şey yapmayan değil, o ilin sportif yatkınlığına göre beden eğitimlerini ona göre açalım. İşte her ile üretim yapmayan bir yerde her ilimizde İktisat İdare Bilimler Fakültesi var. Öğrencilerimizin neredeyse her 5 öğrenciden 4 tanesi müstakbel muhasebeci. Maalesef. Dolayısıyla maalesef. Üretim yapmadığımız yerde bu kadar hesabı kim tutacak? Hesabı tutacağı ihtiyaç var mı? Değil mi? Bu sefer de işsizlik ortaya çıkıyor. Kuşkusuz. O yüzden devlet aklı çok kıymetli. O yüzden planlama çok kıymetli. Bakın inşaat sektöründen bahsediyoruz. Her şehirdeki üniversitede bir tane de mimarlık bölümü var. Bir tane inşaat mühendisliği bölümü var. Acaba hani geçen hafta iğneyi önce kendimize batırmıştık. Her ilde sosyoloji bölümü olması lazım mı demiştik. İnşaattan bahsediyoruz. Acaba bu kadar farklı aynı bölümlerin her ilde bulunmasına gerçekten ihtiyaç var mı Sayın Çınar? Evet. Sayın Özcan, çok akıcı bir program oldu. Sürenin sonuna geldik. Ben programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar.